Yeniden sarışın olan Gülşen'in sahne şovu, Hadise'nin göz alıcı dansları ve Aleyna Tilki'nin açıklamaları. İşte Kıbrıs'tan ünlülerin bayram coşkusu. Aleyna Tilki'den aforizmalar. Hani sanat süreklilik değil. Gülşen'den bayramlık bombalar. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Hadise'den olay danslar. Bayramın kalbinin attığı Kıbrıs'ta ne ararsanız var. İşte Kıbrıs'tan bayramlık bombalar. Bayram eğlencelerinde ilk konuğumuz Aleyna Tilki. Bayram onun için sahne demek. Vallahi ben bayramda biliyorsunuz ben sahnede olmayı çok seviyorum. O yüzden bayramım bugün bayram olmuş oluyor yani. Tarzı dikkat çekici. Kıyafeti alışılagelmişin dışında nasıl hazırlanıyor Aleyna sahneye? Ben de öyle zaten random sahneye çıkmayı seviyorum. Attım elime dolaptan, aldım geldim işte saçımı taradım. Hazırım. Geldik gelir gelmez hemen saçımı taradım, giyindim 15 dakika. Hazırlanmayı seven biri değilim bir de o yüzden yani. Hani böyle çok uğraşlı görünmeyi sevmiyorum. Doğal. Kariyerinin ilk albümü için düğmeye basmış durumda. Evet, albüm geliyor. Kaç şarkı oldu? Ya albüm gittikçe şarkı sayısı artıyor. Yani ben 100-150 tane falan şarkı hazırladığım için kararsızlıklar falan da oluyor böyle. Şarkılar da artıyor. Bir de ilk albümüm. O yüzden daha hala tarih vermiyorum ama bir aya. Albümün çıkış zamanıyla ilgili sorulara kendine has aforizmalarla yanıt veriyor. Hani sanat süreklilik değil, süreksizliğin sürekliliği olduğu için öyle tarihler vesaireler vermek benim çok hoşuma gitmiyor. Ben daha sanatımı özgür bir şekilde yapan biriyim yani. Nasıl bir albümse hazırlık aşamasında nazar üstüne nazar değmiş. Çok özel bir albüm olduğu için uzaktan nazar değdiren oluyor. Gerçekten böyle bir şeylerin aksadığı oluyor. Birbirimize tripler attığımız oluyor. Ama önemli olan dinleyicilerimiz. O yüzden onları üzmeyeceğiz yani. Son olarak arkadaşı Serel Yereli ile birlikte Boğaz'ın serin sularına girmişlerdi. Valla Boğaz'da gerçekten suya girmek şey tutkulu bir şey yani ve alışkanlık yapacakmış gibi geliyor bana yani. Hani. Bugün sahneye çıkacak ve eğlendirecek ama geçen yıl sahnelerinin engellendiğini söylemiş ve gündem yaratmıştı. Duygu diliyle konuşan bir insan yok. Tamam, iş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi mesela? Aleyna Tilki isyanının sonuç verdiğini düşünüyor. Vallahi laflarım gereken kişilere ulaştı. Evet, gereken kişilere ulaştı ekibimle beraber. Bu engellerin üstesinden geldik. İlk önce galiba bu sektörde gerçekten birinin bunları anlatmaya ve cesaret etmeye ihtiyacı varmış sektörün yani. Sektör bir sallandı kendine geldi öyle söyleyeyim. Aleyna Tilki o gün yaptığı çıkışın sanat camiasında taşları yerinden oynattığı görüşünde. Benim gibi engellenmeye çalışan, sahneleri özleyen bazı sanatçılar için de bazı şeyler değişti bu arada. Biliyorsunuz kimileri menajer değiştirdi falan filan. Sektörü değiştirdik yani. O yüzden savaşımızı verdik, kazandık diyelim yani. Gizemli bir özel hayatı var. Hayatında biri var mı yok mu belli değil. Aşk soruyoruz, yine felsefe yapıyor. Biliyorsunuz yani aşka bakış açım çok daha hani evrensel, hani sonucu Allah'a bağlanan, evrenin güzelliklerine bağlanan. Hani hayatımda biri olsa bile evren için onu seviyorum. Hani kulu seviyorum, yaradandan ötürü denen bir şey var ya. Ben de daha çok böyle manevi hisler vardır. Bunları paylaşmak istediğim insanlar vardır ama ben hep aşığımdır yani. Keyifli sohbetin ardından sahnede. Dansıyla, şarkısıyla ve şovuyla Aleyna Tilki fırtınası esiyor sahnede. İzel Çelik Ercan grubunun bayram konserindeyiz. Deliye her gün bayram derler ama ne mutlu bizim gibi delirenlere ama evet. Değil mi?
neşe içinde. Biz de deliyiz zaten. İşte ne mutlu bizim gibi delirenlere. Eski bayramları daha iyi bilecek bir üçlü onlar gençlere göre. Şöyle bayramda olduğu gibi olursak, küslükler hani bayramlarda olmaz, barışılır vesaire. Bayramı beklemeye gerek yok ya. Biz çok güzel bir milletiz. Böyle bir dileğim var benim. Her günümüz bayram tadında olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. İzel Çelik Ercan üçlüsü bir süredir konserlerde birlikte ama hayranları onlardan yeni şarkılarda bekliyor. Ne zamandır böyle bir araya gelip de yapmayı başaramadığımız bir şarkı konusunda da bir ilerlememiz var. Çelik'in de yaptığı bir iki şarkı var. Benim de yaptığım bir iki şarkı var. İşte bak, niye oluyor biliyorsun? Beni ağır ve bana haber vermiyorsunuz. Beni çağırmıyorsunuz. Ondan oluyor. Grupta bütün planlar İzel'e göre yapılıyor belli ki. Bir şarkının senin sesine yakışacak hale gelmesi bizim için çok önemli bir şey. O süreci daha yakalayamadık. İzel'in sesini zinde tutan, İzel'i ayakta tutan en büyük duygusu kıskançlık. Oldu mu Ulusu Çelik de beni kıskanmıştır. Halbuki grubun tek gülü. Bizim onu kıskanmamız lazım. Zaten biz ne yapıyorsak onun için yapıyoruz. Kıskansız bir şarkı yaparsak bile İzel'in tonuna uyarmayı düşünüyoruz. Kendimizi bile düşünüyoruz. Vallahi ama. Kur'an Evliya Çarşı. Sohbetin ardından sahnede üçlü. 90'lardan nostaljik şarkılarla sahneye çıkıyor. Kıbrıs'ta sahne sırası Koray Avcı'da. Sahnelerin hareketli ismi Formda O Gece. Bayramın ikinci gününde de sahnede Koray Avcı var. Konserleri haricinde onu göremiyoruz çünkü denizde yaşıyor. Deniz beni rahatlatıyor abi. Çok kendimi çok mutlu hissediyorum. Rahmetli babanın hediyesi, yani onun manevi hediyesi böyle biraz iyi. Geçtiğimiz haftalarda Yıldız Tilbe dansı yaptığı bir video gündeme gelmişti. Koray Avcı videoya yapılan yorumlara bakın nasıl karşılık veriyor. Taklit diyorlar, hiç hoş değil. Taklit değil, benzetiyorum dansımı. Dansı benzetiyorum. Sevilen bir tip Yıldız Tilbe, eğlendiriyor. Yani Yıldız Tilbe benim bir kere birincisi çok kıymet verdiğim birisi. İkincisi ismini anıp özen gösterdiğim birisi. Öyle onu üzmeyelim yani, ben eğleniyorum sonuçta. Ben eğleniyorum arkadaşlar. Beni bir kefeye koyup durmasın insanlar. Bırakın ya. Ben eğleniyorum. Seven gelsin, izlesin. Eleştirileri aldırış etmeden sahnesine ve ekibine çok güveniyor ünlü şarkıcı. İyi de bir sahnemiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok iyi müzisyenlerle, çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Bayram da keza öyle. Yani yıllar öncesinden planlanıyor şu an çıkacağımız sahne. Demek ki seviyorlar. Yalnız da bırakmıyorlar. Tek amacımız mutlu olmanız, tek amacımız güzel günlerinizde birlikte güzel vakitler geçirmek. Sohbet sonrası sahneye çıkan Koray Avcı, şarkılarıyla bayramın ikinci gününü de renklendiriyor. Yeniden sarışın olan Gülşen'le harika geçmeye aday konseri öncesi birlikteyiz. Herkesin bayramını kutluyorum. Tabii ki tüm tanıdıklarımla, sevdiklerimle, ailemle telefonlaştık. Yanımda olanlarla kucaklaştık. Ama sizin aracılığınızla da herkese ulaşmasını isterim bu mesajımın. Bayram gibi bayram olsun. Bayram ne ifade ediyorsa hepimiz için anlamı aynı. Bayram günü denince de o bir anne. Oğlu Azur'a bayram kültürünü yaşatan bir anne üstelik. Azur doğduğundan beri tüm gelenek göreneklere göre büyüyor. Bayramların da müthiş bir önemi var. Benim çocukluğumda da öyleydi, hala da öyle. Yani uyandığım anda yanımda değillerse mutlaka ailemi arayarak başlar bayram günü. Azur için de geçerli bu. El öpme. şeker bayramıysa ona göre, Kurban Bayramı'nda farklı. Gelelim imaja. Saçı yeniden sarı oldu ve Gülşen özüne döndü. Hem yenilik güzel, ben yenilenmeyi de seviyorum ama bir yandan da yeni bir proje üzerinde çalışıyorduk uzun zamandır. Yeni bir şarkı çıkarıyorum. Hatta birkaç şarkım hazır.
birkaç şarkıyı bir arada mı çıkarsak diye düşündük ama işte biraz daha zaman vermek istedik projeye. O yüzden şimdi sadece ilk şarkımızı çıkartıyoruz. Ne zaman dinleyeceğiz? Söylüyorum, 26 Nisan'da. Farklı renkler denese de her zaman sarışınlık favorisi. Aslında ben sarışınlığı çok seviyorum. Ve uzun zamandır saçlarım sarıydı. Arada bir kırmızı oldu, bir pembe oldu. Şimdi sarının çok farklı bir tonuyla tanıştım. Gel gel sarışınım gel, gel sana aşığım gel. Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel. Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı videoda Gülşen şarkısıyla dansı çok konuşuldu. Gülşen çok beğenmiş bu performansı. Geçtiğimiz günlerde sizin bir sene önce giydiğiniz bir kıyafeti giydi ve dans etti. Biliyorsunuz son yıllarda bütün biyografi filmlerinde adı geçiyor. Direkt Gülşen'in hayatını mı oynanacak dendi sosyal medyada. Öyle mi? Onu tabii, bilmiyordum. Tabii, bayağı gündem oldu yani. Ya, o biliyorum kıyafet ve dans şeyini, videosunu ben de izledim. İnanılmaz yakışmış. İnanılmaz da güzel ya, dans ediyor. Ve çok sevdiğim bir oyuncudur. İnsan olarak da çok beğendiğim birisidir. Biyografi filmlerinin aranan yüzü Farah Zeynep Abdullah. Bir film çekilse ve Gülşen'i oynasa nasıl olurdu? Bitmez o film. Çok, çünkü ilginç bir hayatınız var. Böyle geçişimden geçeliyince. Ne gibi? Şimdi hepsini anlatmayayım ben. Anlatabilirsiniz ama zamanımız yetmez. Yani şu an öyle bir planım yok. Ama ileride ne düşünürüm ben de bilmiyorum. Gelelim muhteşem formuna. Gülşen'i her zaman, her yerde ve her şartta mükemmel görmek klasikleşti. Denge dedim ya, her şey bir arada olması lazım. Yani doğru ve iyi beslenmiş. Yani diyet programı, diyet programı belli oluyor demeyelim ama artık bu şeye geneli hayatıma yayıldı. Gerçekten sağlıklı besleniyorum. Hayat tarzı oldu artık ama herkese önerebileceğim tek şey yürümek. Yani en önemli şey bence. Yolda yürüyün diyenler yürüyor. Yürüyün. Yürümek denince akla sosyal medya tabiri olan yürümek de geliyor. Yürüyün, ayaklarınızı kullanarak yürüyün. Yemden yürümekten bahsediyorum. İyi hissettirip böyle enerjiyi yükseltirse hadi ben bir çıkayım. Sahneye geçmeden önce bayramın en çok kazanan ünlüsü ilan edilmesini de soralım. Bir şey demiyorum o konuda. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Sahne zamanı. Gülşen harika performansıyla bayram sahnesinde. Kıbrıs'taki bayram turumuza Zara ile devam ediyoruz. Sahnesi öncesi sık kilo alıp vermesiyle ilgili soru ve sorunları nasıl aştığını anlatıyor Zara. Sevgili basın mensubu arkadaşlarım o kadar çok bu konuyla alakadar oldular ki tabii bu arz talep meselesi. Hanımlar, hanımefendiler sorunca sizler de bana soruyordunuz. Ben bunun üstesinden geldim yani sorula sorula. Anladım ki bu iş stresmiş biraz da aman öyle mi olacak böyle mi gözükeceğim diye. Onu da atlatınca şimdi kilo vermeye başladım. Yakıştırdım. Ama şu saatte yani sağlık olsun. Evet. Sağlık dışında yok çok balık etliymişim. Benim kızım diyor ki balık etli kavramı kafasında ama henüz onu söyleyemiyor. Köpek balığı gibisin anneciğim tamam yeter üzülme. O yüzden kendince moral veriyor. Gerçi son dönemde kadınların estetiklerinden çok erkeklerin estetikleri konuşulur oldu. O ne düşünüyor erkeklerin estetik merakıyla ilgili? Vallahi yakışan da var, yakışmayan da var, ihtiyacı olan da var, olmayan da var. Evet. Ben az her zaman çoktur. Bu benim bir sevgili arkadaşımdan duyduğum ve kendime düstur edindiğim bir cümle. Azın her zaman çok olduğunu, iyi olduğunu düşünürüm. Sohbet sonrası sahnede Zara. Hadisenin bayram sahnesine uzanıyoruz. Yine dansçılarıyla estetik bir şova imza atıyor Hadise.
Seyircisiyle sohbet ederken bu güzel bayramı annesiyle birlikte karşıladığını anlatıyor. Bu bayram ne güzel bir bayram değil mi? Ben çok mutluyum çünkü her bayram, aşağı yukarı her bayram sizlerle bir arada oluyorum. Aslında ailem diyorum sizlere çünkü genelde aileyle vakit geçiremiyorum bayramda. Ama bu sene benim için bir tık farklı oldu. Annemle geçirdim ilk günü. Bütün ailemiz için bir alkış yutarak. Kıpır kıpır şovuyla devam ediyor konserine.